canımanne.com. Merhaba sevgili arkadaşlar. Canım Anne YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu anlatımızda iki şişle örülmüş fırfırlı bolero modelinin anlatımını yaptık. Bolero 4 yaş çocuklar için uygundur. Ben bolero yaparken adım adım bütün aşamalarını sizlere aktardım. Yine de bir özet geçmek istedim. Bolero'ma 92 ilmekle başlamıştım. Ölçüleri genişlik olarak 32 santim, yakadan etek boyu 26 santim, yakadan kol boyu 20 santim, kol altından eteğe doğru 10 santim. Şöyle görünüyor zaten. Eğer siz daha büyük veya daha küçüğünü yapmak isterseniz mutlaka beden ölçü tablolarını kullanın arkadaşlar. Beden ölçü tablolarını kullandığınızda daha düzgün ve daha doğru bir sonuç elde etmiş olursunuz. Anlatımıza geçmeden hemen önce videomuzu beğenip paylaşıp yorum yazmayı unutmasanız çok sevinirdi arkadaşlar. Yorumlarınız özellikle bizim için çok önemli. Biz ilk etapta bolero'yu yaptık. Bir sonraki videomuzda kısmet olursa inşallah eteğini de yaparız arkadaşlar. Videolarımızın devamını görmek istiyorsanız Canım Anne YouTube kanalımıza ücretsiz olarak abone olup bize destek verebilirsiniz. Şimdi dilerseniz hemen boleromuzun anlatımına geçelim. Yapacak olan herkese şimdiden kolaylıklar diliyorum. Boleromuz için gerekli malzemelerimiz: bir yumak bebek yünüm var. Markası önemli değil. Siz istediğiniz markayı kullanabilirsiniz. Şöyle orta kalınlıkta diyebiliriz. Ve 4 numaralı misinalı şişim var. Normal şiş de kullanabilirsiniz. Misinalı şiş olmak zorunda değil ama misinalı şiş kullanırsanız işiniz çok daha kolay olacaktır. Boleromu ilk olarak yakasından başlıyorum. 92 tane ilmek atarak başlıyorum. Bu şekilde 92 tane ilmeklerimizi atalım. İki tane oldu ilmeklerim. Şimdi lastik yapıyorum. Lastiğini yaparken bir tane ilmeğimi düz alıyorum. İpimi kendi tarafıma getiriyorum. Bir tane ilmeğimi ters alıyorum. Tekrar ipimi arka tarafa atarak bir tane ilmeğimi düz alıyorum. İpimi kendi tarafıma getirerek bir ilmeğimi ters alıyorum. Bu şekilde sıranın sonuna kadar bir ters bir düz alıyoruz. Sıramın sonuna kadar geldim. Bir ilmeğimi ters, bir ilmeğimi düz şeklinden aldım. İkinci sıramdayım. Bu sırada ters ördüğüm ilmeklerimi ters alıyorum. Düz ördüğüm ilmeklerimi düz alıyorum. Terslerimi ters, düzlerimi düz. Bu şekilde lastiğimizi yapalım arkadaşlar. 8-10 sıra arası yeterli gelecektir. 8 sıra örelim bu şekilde. Daha sonra ayrımlara geçeceğiz. Arkadaşlar 8 sıra lastiğimi yaptım. Şimdi ilmek ayrımlarına geçiyorum. İlmeklerimi ben şöyle yazdım. Daha iyi yardımcı olacaktır sizlere. Toplam 92 ilmeğim var. Ön bir parça 7 ilmek. Burgu 12 ilmek. Kol 7 ilmek, ikinci burgu 12 ilmek, arkası için 16 ilmek, üçüncü burgumuz 12 ilmek, kolumuz tekrar 7 ilmek, son dördüncü burgumuz 12 ilmek ve
ön ikinci parça 7 ilmek. Yani kollar ve önler 7'şer ilmek, burgular 12'şer ilmek, arkası için 16 ilmeklerimiz var. Şimdi uygulamalı gösterelim. Bütün ilmeklerimi düz alıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 7 tane ilmeğimi kol için ayırdım. Pardon, ön için ayırdım. Bir tane artırmamı yapıyorum. Artırmamı yaparken şöyle şişimi bir kere doladım. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Burgumuz için 12 tane ilmeklerimizi yaptık. Bir tane artırmamı yaptım. Kol için 7 ilmek yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Tekrar bir tane ilmeğimi arttırdım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Bir tane artırmamı tekrar yapıyorum. Arkası için 16 ilmek ayırıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 tane arkası için düz aldım. Tekrar bir tane artırmamı yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Burgu için 12 tane ilmeğimi yaptım. Tekrar bir tane artırdım. 1 2 3 4 5 6 7 8 pardon 7 olacak. 7 tane yaptım. Tekrar bir tane dolamamı yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Bir tane daha dolamamı yaptım. 1 2 3 4 5 6 ve son ilmeğim 7. Toplamda 4 tane burgularımız oldu. Şöyle ayırmalarımızı yaptık. Şimdi bu sırayı hiçbir işlem yapmıyorum. Sadece bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Birazını beraber yapalım. 1 2 3. Gerçi saymama gerek yok. Sadece ters örüyorum. Dil alışkanlığı oldu. Artırma yapmış olduğum ilmeğim normal bir ilmekmiş gibi direkt ördüm. Ve bu şekilde sıramın sonuna kadar devam edelim. Ters örerek sıramın sonuna kadar geldim. Çeviriyorum. Şimdi kenar ilmeklerimi zaten normal düz örüyorum. Her sırada ilmeklerimiz artacaktır. Artırma yapmış olduğum yere geldim.
Tekrar arttırmamı yapıyorum ve şurada burgumu yapacağım. 6 tane ilmeklerimi şişimden çıkarttım. Sol taraftaki şişimle şöyle sağ taraftaki 3 tane ilmeklerimi aldım. Sağ taraftaki şişimle şuradaki 3 tane ilmeklerimi aldım. Sağ taraftaki ilmeklerimi örmeden sol taraftaki şişimin üstüne aktarıyorum. Burgu yapmış olduğum 6 tane ilmeğimi düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 İlk bir tane burgumu yaptım. Yine aynı şekilde ikinci burgumu yapıyorum. İlk burgumu yaparken sol taraftaki ilmeklerimi sağ tarafa kaydırdım. Sağ taraftaki ilmeklerimi ise sol tarafa kaydırdım. Bu sefer tekrar 6 tane ilmeklerimi çıkarttım şişimden. Şöyle 6 tane ilmeklerimi çıkarttım. İlk önce sağ taraftaki şişimle şuradaki 3 tane ilmeklerimi aldım. Sol taraftaki şişimle şuradaki 3 tane ilmeklerimi aldım. Bu tarafa doğru kaydırdım. Sağ taraftaki 3 tane ilmeklerimi örmeden sol taraftaki şişimin üstüne aktardım tek tek. Ve 6 tane ilmeklerimi düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 2 tane burgularımı yan yana yaptım. Dediğim gibi ilk burgumu yaparken sağ tarafa doğru kaydırdım. İkinci burgumu yaparken sol tarafa doğru kaydırdım. Ve bundan sonraki diğer 3 tane burgularımızı da aynı bu şekilde yapıyoruz. Tekrar bir tane artırmamızı yaptık. Her düz ördüğümüz sırada artırma yerlere geldiğimizde artırmalarımızı yapıyoruz. Şimdi aradaki ilmeklerimi örüyorum. İkinci burguma geldim. Burada artırma yapmıştık. Tekrar dolamamı yaptım. 6 tane ilmeklerimi şişimden çıkartıyorum. İlk yapmış olduğumuzun aynısını yapıyoruz tekrardan. İlk burgumuzu nasıl yaptıysak kalan 3 tane burgularımızı da aynı şekilde yapıyoruz. Tekrar buradan da çıkartıyorum ilmeklerimi.
İlmeklerim az olduğu için ilmek ayıracı kullanmıyorum ben. Eğer siz kaçıracağınızı düşünüyorsanız kullanabilirsiniz arkadaşlar. İlk sıramızı bitirdik arkadaşlar. Şöyle de bir gösterelim. Kaç noktada ayrım, ay pardon takıldım. Arttırma yapmışız. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 noktada arttırmalarımızı yapıyoruz. Şimdi ondan sonra burgularımızı 6 sıra, 7 sıra örüyoruz. Bu sırayı saymıyoruz. Şimdi ters dönüyoruz, ters öreceğiz. Oradan saymaya başlıyoruz. 7 sıra örüyoruz. 8. sıramızda tekrar aynı şekilde burgularımızı uyguluyoruz. Ters ördüğümüzde az önce dediğim gibi hiçbir işlem yapmıyoruz. İlmeklerimizin hepsini bu şekilde geldiği gibi alıyoruz. Artırma falan yapmıyoruz. Artırma yapmış olduğumuz ilmeği normal bir ilmekmiş gibi alıyoruz ve örgümüze devam ediyoruz. Bu şekilde arkadaşlar uzunluk olarak yaklaşık 14-15 santime ulaşana kadar bu işlemi devam edelim. Daha sonra kollarını ayıracağız. Evet arkadaşlar, istediğim ölçüye ulaştım. Şu yaka kısmını hesaplamadan ilk yapmış olduğum arttırmadan itibaren buraya kadar 15 santim yapmış oldum. Burgu olarak 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane burgumu yaptım. Son burgudan sonra bir sıra ters örgümü yaparak şöyle döndüm. Şimdi kol fırfırına geçiyorum. Hemen orayı da anlatalım. Eğer siz daha büyük çocuklarınız için yapmak isterseniz burayı biraz daha uzatabilirsiniz. Benimki 4 yaş için olacak. Bu kadar yeterli geldi. Şurası ön ilmeklerim. Normal düz alarak burguya kadar örüyorum. Artık artırmalarımı yapmıyorum. Normalde burada artırma yapıyordum. Burgudan 12 tane ilmek ayırmıştık. 6 tanesini ön tarafa kaydırıyorum. 1 2 3 4 5 6 6 tane ilmeklerimi ön tarafa kaydırdım. İpimi kendi tarafıma getirdim. 4 tane ilmeklerimi ters örüyorum. 1
2, 3 ve 4. 4 tane ilmeklerimi ters ördüm. İpimi arkaya atarak 1 tane ilmeğimi düz ördüm. 1 dolama yaptım ve tekrar 1 tane ilmeğimi düz ördüm. İpimi tekrar kendi tarafıma atarak 1, 2, 3, 4. 4 tane ilmeklerimi ters ördüm. İpimi arkaya atarak 1 düz, 1 dolama, 1 düz. Bu işlemi ikinci burguya kadar devam ediyoruz arkadaşlar. Bundan sonra hepsi tekrarlar. 4 ilmek ters, 1 ilmek düz, 1 ilmek dolama ve tekrar 1 ilmek düz şeklinde. Burada 3 tane ilmeğim kaldığı için 3 tane attım. Şişimi çeviriyorum. Şöyle. Ters yaptığım ilmeklerin bu sırada düz geliyor. Düz örüyorum. Düz yaptığım ilmeklerim ters geliyor. Onları da ters örüyorum. Ters yapmış olduğum sırada hiçbir işlem yapmıyorum. Sadece düzlerimi düz, testlerimi ters örüyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Buraya kadar örelim. Eğer böyle yapmaktan rahat değilseniz, dilerseniz ikinci bir şişten yardım alabilirsiniz. Ben aynı şişle yapıyorum. Çok da zorlanmıyorum bu şekilde. İlmeklerim bitti. Şurası ön. Tekrar çeviriyorum örgümü. Ters örgümü ters sürüyorum.
4 tane ters ilmeğim var burada. Tekrar ipimi arkaya atıyorum. İlk ilmeğimi düz örüyorum. Bir tane dolamamı yaptım ve 2 tane ilmeğimi düz ördüm burada. Düz ilmeklerim 4 tane oldu. Tekrar kendi tarafıma getirerek 1, 2, 3 ve 4. Şu ters ördüğüm ilmeklerimiz her zaman onlar 4 tane olarak sabit kalıyor. Düz ördüğümüz ilmeklerimiz her sırada birer tane arttıracağız. Şöyle ilk yapmış olduğumuz düz, bir dolama, bir düz ve iki düz. 4 tane ilmeğimiz oldu. Bu işlemi arkadaşlar düz ilmeklerimiz çoğalana kadar yapıyoruz. Şuradaki artırma deliklerimiz 5 tane olana kadar bu şekilde örmemize devam edelim. Dediğim gibi ters ilmeklerimiz sabit 4 tane kalıyor. Düz ilmeklerimiz her sırada, her düz örmüş olduğumuz sırada bir tane artırarak düzlerimiz çoğalacaktır. 5 tane delik oluşana kadar bu şekilde devam edelim. Kolumu bitirdim. Dediğim gibi 5 tane delik oluştu şurada. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi kolumu kesiyorum hemen arkadaşlar. Düz ilmeklerim ilk ilmekten itibaren 7 tane oldu. 3 tane ile başlamıştık. Şimdi kolunu keselim hemen. İlk ilmeğimi 2 tane tek seferde alıyorum. Sağ taraftaki şişimi örmeden sol tarafımın üstüne bıraktım. Sağ taraftaki şişimi hem ilk ilmeğimi hem de iki ilmeğimi ikinci ilmeğimle birlikte birleştirdim ve kestim. Tekrar sağ taraftaki ilmeğimi aldım sol tarafıma ve ikisini birden kestim. Sağ taraftaki ilmeğimi aldım. Sol taraftaki bir tane ilmeği ikisini birleştirip kestim. Kesme işlemini bütün ilmeklerimiz bitene kadar devam edelim arkadaşlar. Keserken çok şurasını sıkmayalım. Hem çirkin olur hem de dar olur. Normal kendi haline bu şekilde bırakalım. İlmeklerim bitti arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Burası kolumuz oldu. İpimi biraz uzun koparıyorum buradan. Bu ipimi uzun kopardığım için daha sonra burayı iğneyle dikeceğim. Şöyle iki tarafı birleştirerek. Diğer ipimi alıyorum ve hemen şuraya bağlıyorum. Düğümümü attım. İlmeğimi aldım. Şimdi burada arkadaki ilmekleri normal örmeye devam ediyorum. Diğer kola kadar. Şu arkadaki bütün ilmekler burası arkası oluyor. Buraya kadar düz örmeye devam edelim. Burguya kadar geldim. Şimdi 6 tane daha örüyorum düz. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane ilmeklerimi ördüm burgumda. 6 tane ilmeğim kaldı. Şimdi ilk kolunu nasıl yaptıysak yine aynı şekilde ikinci kolumuzu da yapıyoruz. İlk önce 4 tane ilmeğimi ters alıyorum. İpimi arka tarafa atarak bir tane ilmeğimi düz aldım, bir doladım, bir düz aldım.
Tekrar ipimi kendi tarafıma atarak 4 tane ilmeğimi ters örüyorum. Ve kolumuz bitene kadar diğer kolda ne yaptıysak hepsini bu kola da uyguluyoruz. İkinci kolumu da bitirdim. Şöyle gösterelim. İpimi kopardım yine şuradan. Daha sonra şurasını dikeceğiz yine. Tekrar ipime bir düğüm attım. Şişimi buraya attım. İpimi taktım ve normal örmeye devam ediyorum. Ön parçamız da bitti. Kollarımız açık. Henüz dikmedim. Kollarını en son dikeceğim. Şimdi ters örüyorum. İlmek kaçırdım arkadaşlar. Hemen kaçırmış oldum ilmeği. Geri taktım. Şimdi buraya kadar geldim. Burayı normal devam ediyorum. Şurası açıkta. Örgüme normal devam ediyorum. Bu kolu nasıl yaptıysam diğer kolu da aynı şekilde yapıyorum. Bundan sonra hiçbir işlem yapmıyoruz arkadaşlar. Sadece düz örmemiz gerektiğinde düz örüyorum. Ters örmem gerektiğinde ters örüyorum. Koltuk altın birleşiminden sonra 9 sıra ördüm. Şu anda 10. sıramdayım. Dediğim gibi arkadaşlar, eğer siz daha uzun yapmak isterseniz biraz daha fazla örebilirsiniz. Ben şu anda 9 sıra ördüm. 10. sıramda. Şöyle ilk baştaki 2 tane ilmeklerimi tek yapıyorum. Bundan sonraki bütün ilmeklerimi tek tek örüyorum. Sadece ilk 2 tane ilmeklerimi tek seferde kestim. Ve tek tek örmeye devam ediyorum. Bu şekilde döneceğim. Geleceğim bu tarafta. Yine baştaki 2 tane ilmeklerimi tek yapıyorum. İlmeklerimi öre öre sıramın sonuna kadar geldim. Son 2 tane ilmeklerim kaldı. Bu ikisini de tek seferde
aldım. Örgümü çeviriyorum ve ters örmeye devam ediyorum. Ters ördüğüm sırada hiç kesme işlemini yapmıyorum. Bu şekilde sadece örüyorum. Kesme işlemini 3 defa tekrarlasak yeterli gelecektir. Ben şimdi bir tane yaptım. 2 sıra daha aynı şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar, kesme işlemi de bitti. 6 sıra ördüm. 3 sıra da kesme işlemini yaptım. Bakın şurasını böyle bir şekil aldı. Şimdi zaten öndeki ilmeklerimiz ve arkadaki ilmeklerimiz şişimin üstünde. Şurada yanlardaki ilmeklerimizi topluyoruz. Yanlardaki ilmeklerimizi toplarken şuradaki ipimi kesiyorum. Kestim ipimi. Başka bir ip bağlıyorum şuraya. Örgümün düz tarafı bana bakacak şekilde lastiğin tam dibinde şöyle ipimi bağlıyorum. Çektim. Bağladım ipimi. Şimdi burada ilmek çıkartıyorum ben. Şuradaki şişim burada kalıyor. Diğer tarafıyla sinalı şiş olduğu için işimiz kolay oluyor. Diğer taraftaki şişimde şöyle her bir güzenekten birer tane ilmek çıkartıyorum. Bir tane çıkarttım. Tekrar ikinci güzenekte ikinci ilmek. Üçüncü güzenekte üçüncü ilmek. Hiç ilmek kaçırmayalım. Şişle toplamak zor geliyorsa tığla da toplayabilirsiniz ilmeklerinizi. İlmeklerimizi bu şekilde alıyoruz. Burada iki tane ilmeklerimi tek yapmıştım. Burada bir tane ilmek çıkartıyorum. İki tane tek yaptığımız ilmeklerde bir tane ilmek çıkartıyoruz arkadaşlar. Toplamda 60 tane ilmek çıkartmış oldum. Şöyle şuradan buraya kadar. Şimdi iki tane ipimi bağlıyorum. Burada ipimi koparmıştım. İpimi bağlıyorum. Üç tane düğüm attım. Arkasındaki ilmekleri ve önlerdeki ilmekleri düz örüyorum. Bu aradaki ilmekleri örelim bu şekilde. Buradan diğer yana gelene kadar buraya geldiğimizde bu taraftan da aynı şekilde ilmeklerimizi çıkartıyoruz. Bütün ilmeklerimi örerek diğer tarafa geldim. Şimdi yine aynı şekilde buradaki ilmekleri de çıkartıyoruz. Sardım elime şişimle. Her bir güzenekte bir tane ilmek çıkartıyoruz.
Bütün ilmeklerimi çıkarttım arkadaşlar. Buraya geldim. Buradan geri dönüş yapmıyorum. Bu ipimi burada koparıyorum ben şu anda. Kopardım. Şimdilik buradan bağlıyorum. Daha sonra aradan kaybedeceğim. Normalde geri gelmem gerekiyordu ama ilk sıradan itibaren model kurduğum için geri gelemiyorum. Şöyle çeviriyorum. Diğer taraftan tuttum. Ve burada örmeye başlıyorum. Etek şey yapacağım, etek fırfırına geçtim. Kolda yaptığımızın aynı şey. İlk olarak 4 tane ilmeklerimi ters sürüyorum yine. 2 3 ve 4. İpimi diğer tarafa atarak 1 düzürdüm, 1 arttırdım. Bir tane daha düzüyorum. Tekrar kendi tarafıma atarak bir ters, iki ters, üç ters ve dört ters. İpimi ön tarafa atarak, pardon, arka tarafa atarak bir tane düz, bir dolama ve tekrar bir düz. Tekrar kendi tarafıma atarak terslerimi yapıyorum. 4 tane ters, 2 tane düz, 1 dolama şeklinde devam ediyoruz. Zaten kolda yapmıştık aynı şekilde. Böyle 5 tane delik oluşana kadar bu işlemi devam edelim arkadaşlar. Evet hanımlar, kenar fırfırlarımızı da bitirdik. Son olarak birkaç küçük işlem kaldı. Onu da beraber yapalım. Bir tane kolumu diktim ben. Zaten kesme işlemini kolda göstermiştik. Tekrar göstermeye gerek duymadım. Aynısı oldu. Fırfırlarımız da kolda yapmış olduğumuzun aynısı. Şöyle bütün kenarlarını döndük. Bu şekilde buradan başlayıp döndük. Diğer tarafa geldik. Şimdi kalan bir tane kolumuzu beraber dikelim. Kolumuzu dikerken ben her zaman dikişimi düz tarafından dikiyorum. Şöyle bırakıyorum. İki tarafını biraz daha yaklaştıracağım ben birazdan. Şöyle iki ucunu birleştirdim. İki ucunu birleştirdik. Şimdi bir kere daha aynı noktaya batıyorum sıkılaştırması için. Battım. İlmeklerimi karşılıklı alıyorum. Şöyle bir sağdan bir soldan. İpimi çektim. Sizin bildiğiniz daha güzel teknikler varsa onu da deneyebilirsiniz arkadaşlar. Ben bu şekilde biliyorum, bu şekilde yapıyorum. Bir sıkıntı çıkmıyor. Düzünden batırıyorum. Tersinden çıkarttım. Burada düğümümü atıyorum. İki tane düğüm atalım, daha sağlam olur.
Şimdi ipimi koparıyorum. Ve bolerumla işim bitti şu anda. Çiçeği kaldı sadece. Geride çiçeğini de beraber yapalım. Kenara bırakayım şöyle. Arkadaşlar çiçeğimi ben bir tanesini yaptım. İkinci çiçeğimizi beraber yapacağız şimdi. Puf çiçek deniliyor buna. Elimde bir tığ aldım. Numarası şurada yazılıyor. 1.9 milim. Şimdi 6 tane zincir yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane zincirlerimi yaptım. İlk yapmış olduğum zincirin içerisine battım, iki ucunu birleştirdim ve sıkı iğne çektim. Şimdi 4 tane zincir yapıyorum. 2 3 4. Biraz daha yakınlaştırayım arkadaşlar. 4 tane zincir yaptım. Bir kere ipimi doladım. İkili trabzan yapıyorum. 1 2. Bir zincir yaptım. Tekrar ikili trabzan yapıyorum. İçerisinde 12 tane trabzan olana kadar bu işleme devam edelim. Bir zincir, bir trabzan, bir zincir, bir trabzan. Yedi, sekiz, dokuz, on, on bir ve 12. 12 tane trabzalarımı yaptım. Başlarken 4 tane zincir yapmıştım. 3. zincirin içine batıyorum. İp dolamadan direkt çektim. Şimdi tekrar 4 tane zincir yapıyorum. 4 tane zincir yaptım. Bu zincirin uzunluğunda fıstık yapacağım. İpimi bir kere doladım. Çektim. Tekrar çıkartmıyorum. Fıstık yapacağım. İpim kalın olduğu için 4 tane yeterlidir. Şimdi yanındaki yuvaya atıyorum. Yanındaki yuva da yine aynı şekilde 4 tane yaptım. Ve bir tane fıstığım oluştu. İpimi tutuyorum şöyle. Hepsinin içinden geçirdim. Sıkı iğne ile kapattım. Tekrar 1, 2, 3 ve 4 tane zincir yaptım. Tam dibe batıyorum. İkinci yuvanın dibine battım. Yine 1 2 3 4 tane zincir yaptım. Bu zincirlerin boylarında tekrar ikinci fıstığımı yapıyorum. 1 2 3 4 İkinci yuvaya gidiyorum. Tekrar 1 2 3 4 ve ikinci fıstığımı da yapmış oldum arkadaşlar. Bu şekilde 6 tane fıstıklarımız olana kadar bu işleme devam edelim. Tabi benim ipim kalın olduğu için ben 8 defa yapıyorum her bir fıstık için. Sizin ipiniz ince ise 10 kere yapın. Veya daha kalınsa 6 kere yapabilirsiniz.
Son bir tane fıstığım kaldı. Onu da yapalım. Burada ipimi kesiyorum ben. Çiçeğim tamam arkadaşlar. İpimi gizliyorum. Fazla olan ipimi kestim. Burası çiçeğimin ön tarafı olsun. Şimdi içini doldurmak için bir tane daha fıstık yapıyoruz. Biraz ipimi uzun bıraktım. Bir tane geniş bir zincir bırakıyorum. Şöyle biraz geniş. Onun üstünde de bir tane zincir. İpimi biraz uzattım. Geniş bırakmış olduğum yuvanın içerisine 8 tane batıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Şimdi ipimi biraz uzun koparıyorum. Bir tane fıstık yapmış oldum burada. Çiçeğimin tam ortasına bırakıyorum. Alt tarafta tığımı battım. İpimi çektim. Karşılıklı olarak diğer tarafa battım tığımı. İpimi çektim. İç tarafta düğümümü atıyorum. Düğümümü attım arkadaşlar. Şimdi burada kalan ipimi tekrar gizliyorum. Gizlemiş olduğum ipimi kestim ve puf çiçeğimiz hazır. Çiçeklerimiz hazır arkadaşlar. Şimdi ben çiçeğim için ip yapacağım. Bu iple yakasına takacağız. Yaklaşık 2 metre uzunluğunda bir ip kestim ben. 2 katlı yaptım. Elimi katların içerisinden aldım ve bu şekilde döndürüyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde döndürmeye devam ediyorum. Bu işlem biraz uzun sürüyor. O yüzden videomu kapatarak devam edeceğim. Evet arkadaşlar, ipimi elimle döndüre döndüre artık şeklini almaya başladı. Görüyorsunuz zaten. Şimdi her iki tarafın uçlarını birleştiriyorum. Şurasıyla burayı. Ve bırakıyorum. Bakın şöyle bıraktım. Zaten kendiliğinden şeklini alacaktır o. Birkaç defa böyle yaptığımızda istediğimiz şekle gelecektir. Tamam. Oldu. Siz dilerseniz tığla da yapabilirsiniz. Bu şekilde daha güzel duracağını düşündüğüm için ben bu şekilde yaptım. Şimdi burayı iki katlısını da açalım. Çiçeğimi içinden geçireceğim çünkü. Açtım her ikisini de. Birazcık açtım.
yaptığımı çiçeğimin herhangi bir tane yaprağına battım ve bunu bir şekilde çektim. Pardon, düğüm olduğu için biraz takıldı sanırım. Yine aynı şekilde aralarını açtım. Tekli olan ipimi içinden geçirdim. Bunu bu şekilde sıkılaştırdım. Şimdi bolero'mu şöyle sol tarafından çeviriyorum. Sol tarafından bu şekilde elimdeki tığ yardımıyla aradan geçiriyorum. Böyle yakadaki ilmeklerin arasından geçiriyorum. En başına geldim. Burada ipimi alıyorum, tığıma taktım ve yavaşça çekiyorum, diğer ilmeklerime de zarar vermeden. Yakasındaki ipi taktım. Tekrar burayı hafifçe açıyorum. Diğer çiçeğime de takıyorum. Çektim. Çiçeğimi bunun içinden geçirerek burayı da yaptık arkadaşlar. Hepsi bitti. Bolero'muz bu kadar. Baştan sona hiçbir detay kaçırmadan sizlere aktarmaya çalıştık. Sizin yine de anlamadığınız bir yer olursa bize sorabilirsiniz. İnşallah beğenirsiniz arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.